Selamünaleyküm Koçu Camiası. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir yemleme yapacağız. Vallahi kuşlar da acıkmış. Şöyle karışık yemimizi gösterelim. Bekliyorlar zaten. Şöyle. Arkadaşlar, yavrular da bayağı bir yememeye başladılar. Siz de buradan görürsünüz. İyi vallahi şükür. Kuşlarımız toparlamaya, daha doğrusu o kuşumuzu toparlamaya başladı. Arkadaki dumanlı kirli biliyorsun, hık vardı onunla da. Bayağı yine iyileşti, kendini toparladı. Şu an kuşların sağlık durumu iyi. Zaten bunu da yem yemelerinden de anlayabilirsiniz. Ve düzenli işte dışkı takibi yaparsanız o zaman da kuşların sağlık durumunu daha iyi anlarsınız. Çünkü olumsuz giden bir dışkı muhakkak kuşlarda hastalık habercisidir. Buradan kuşlarınızı bu şekilde takip edebilirsiniz. Tabii zaten durgunluk falan başladığı zaman kuş zaten hasta olmaya başlamıştır. Arkadaşlar, sağlık kuşlarınız için şimdi size aylık bir periyot vereceğim. Bu periyodu uygularsanız Allah'ın izniyle kümesinizde hasta kuş olmayacak. Olacağını da zannetmiyorum. Ama bu periyoda dikkat edelim arkadaşlar. Çok zaten kolay da bir periyot. Yani alacağınız ilaçlar da çok, daha doğrusu kullanacağınız materyaller de çok pahalı şeyler değil. Uygun şeyler. Her tarafta bulabileceğiniz şeylerden. İsterseniz bunu kümesinizde bir yere asın arkadaşlar. Ben o şekilde bunun takibini yapıyorum. Siz de o şekilde takibini yaparsanız bu konuda rahat edersiniz. Şimdi her ayın 1, 2, 3. günlerini göz taşı kullanarak geçiyoruz. Ondan sonra yine her ayın 4'ü, 4, 5, 6. günlerini kefir. Kefir arkadaşlar daha önce anlatmıştım. BİM gibi marketlerde veya başka marketlerde bulabilirsiniz. Eğer ki bunu bulamıyorsanız da probiyotikler var eczanelerde. O probiyotiklerle hayvanlarınıza takviye yapabilirsiniz. Bu da bunun da kullanım şeklini size açıklayacağım. Yine her ayın 9. günü vitamin veriyoruz. Vitamin de daha önce belirttiğim gibi eczanelerden Sanosol vitamin kullanabilirsiniz. Ondan sonra yine her ayın 11. günü elma sirkesi. Her ayın 15. günde sarımsaklı limon karışımını sularına ekliyoruz. Her ayın 19. günü yine vitamin veriyoruz. Yine ayımızın 21. günü elma sirkesi. Yine ayımızın 25. günü yine limonlu sarımsaklı bir sudan veriyoruz. Ayrıca 28. günü yine elma sirkesi veriyoruz. Arkadaşlar, saymadığım günlerde bu hayvanlara temiz su, dinlenmiş su verirsiniz. Evet arkadaşlar, bir telefon geldi de o yüzden video kesildi. Şimdi dediğim gibi geri kalan günlerde hayvanlarımıza temiz su veriyoruz. Temiz suyu da daha önceki videolarda nasıl temiz su elde edebilirsiniz anlatmıştım. O şekilde onları takip edersiniz. Oradan çözersiniz. Arkadaşlar, bu dediğim tarifi uygulayın. Kümesinizde Allah'ın izniyle hastalık gibi bir şey olmaz. Ama bu dediğim tarif, dikkat ederseniz içerisinde hiçbir antibiyotik yok. Bu dediğim tarif sağlıklı kuşlara uygulanacak tariftir. Altını basa basa söylüyorum. Sağlıklı kuşlara uygulanacak tariftir. Eğer kuşunuz hastalık varsa ilk önce bunun için bir antibiyotik gireceğiz. Ondan sonra kuş iyileştikten sonra tekrar yakalanmaması için veya koruma amacıyla bu dediğim yöntemleri uygulayacağız. Şimdi daha önce göz taşının nasıl kullanıldığını anlatmıştım. Birkaç tane önemli vurgu yapayım. Göz taşını yavru kuşların çıktığı ilk hafta içinde kullanmamak gerek arkadaşlar. Çünkü yavruda sıkıntı yaratabilir. Kuvvetli bir şeydir. Ayrıca da bir buğday tanesi veya bir pirinç tanesi kadar 5 litre suya kullanacaksınız. Fazlası tehlikeli. Dün de söylemiştim bunu. Diğer ilaçlarla ya başka vitaminle falan karıştırarak vermeyin. Sadece göztaşı veriyoruz. Kefir kullanırken de 2 litre suya 1 çay bardağı kadar yeterli.
ya da işte yine aynı 2 litre suya bir tane hazır probiyotik verebilirsiniz. Onu eczanelerden alabilirsiniz ama daha uygun diyorsanız işte marketlerden sade kefir alıp dediğim gibi 2 litre suya bir çay bardağı kefir koyup günlük de onu tazelemeniz lazım. O şekilde verebilirsiniz. Elma sirkesi 1 litre 2 mililitreden fazla olmasın. Limon 5 litreye yarım limon suyu. Sarımsak, eğer ki arkadaşlar kuşlarınız sarımsak yiyorsa önlerine böyle rendeleyip koyabilirsiniz. Ama yemiyorsa suyun içerisine koyup hayvanlara o şekilde de ikram edip verebilirsiniz. Kullandığınız vitamin verme konusunda da birkaç tane örnek vardı. Polivit var. Eczaneden yine alabilirsiniz. Ondan sonra Sanosol var. Bu şurupları da 2,5 litreye kendi kapağıyla bir kapak verirseniz o şekilde de o işi çözebilirsiniz. Bunu her yerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Yavru büyütme, üreme sezonuna gelirsek yavru büyütmede 1 kilo yeme 1 çay kaşığı kuru maya 1 mayısı. Bunu marketlerde bulabilirsiniz. Haftada 1 veya 2 defa kuşlara bunları yemleriyle beraber karıştırıp verebilirsiniz. Hem besleyici olur hem de yavru büyütme bakımından da rahat edersiniz. Yavrunuz daha sağlıklı büyümesine yardımcı olacaktır. Arkadaşlar kuşların banyosuna gelirsek banyosunu da ben 25 litre damacana olarak size ölçü vereyim. Fakat siz bunu 5 litre olarak uyarlayabilirsiniz. Şöyle ki bir bardak 25 litre bir bardak elma suyu. Birinci hafta bunu şekilde verelim. İkinci hafta banyo suyuna bir çay 25 litre bir çay kaşığı göz taşı. Yani dikkat edin 25 litre bir çay kaşığı. Üçüncü hafta 25 litre bir avuç tuz. Dördüncü haftaya sadece temiz suyla. Evet arkadaşlar bilgileri şöyle devam edersek. Şimdi uçum sezonunda yavrularınızı aldınız uçuracaksınız. Muhakkak uçan kuşlarınıza ayda 3-4 defa elektrolit desteği vermelisiniz. Elektrolit de şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ben size şöyle anlatayım. Aslında bu elektrolit dediğimiz şey ayrıca da bir de iyot desteği var. İyotu da kuşlar için de bütün canlılar için iyot gereklidir. İyotu da Batikon diye bir eczanelerde bulabilirsiniz. Bir şurup var, ilaç var. Onu sularına karıştırabilirsiniz. 1 litre 1 mililitre gibi batikon karıştırırsınız. Gerekli iyot oradan karşılarlar. Tabi biliyorsunuz ki tuzda da iyot tuzlar vardır. Oradan da karşılanabilir ama onun için de ben şöyle bir şey söyleyeyim. Doğal elektrolit her ayda 3-4 defa vereceğiniz elektrolitin formülünü ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bunları not edin ki ileride sizin işinize yarayacaktır. Hem de uçan kuşlarınız için de bu çok faydalı bir şey. Şöyle 2 litre suya 1 çay kaşığı tuz koyuyoruz. 1 çay kaşığı karbonat, çeyrek limon suyu. Çeyrek limon suyu koyuyoruz arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar bunu normalde eğer ki elinizde bal varsa bal kullanabilirsiniz. Eğer ki biraz da bal koyabilirsiniz. Eğer ki bal yoksa şekerle de bu karışımı yapıp kuşlarınıza servis edin. Ayda bunu 3-4 defa yaparsanız hayvanlarınız vücut dengesini korur. Uçan kuşlarda özellikle bunu yapın. Çok faydasını göreceksiniz. Arkadaşlar bu dediğim bilgileri de yabana atmayın. Bir yere yazın. Muhakkak ki işinize yarayacaktır. Şöyle ki şimdi bilgi paylaştıkça anlam kazanır, değer kazanır. Siz de bunları başka arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu şekilde başka insanların da bu bilgilerden faydalanmasını sağlarsınız. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.